Dikkatle bakma sen. Yok yok. Seni mi çekeyim ya? Kallar. İsmin ne diyor? İsmim Hören Karaoğlan. Besli olarak lafınızda kimler derler? Arababalar derler. Güzel. Bu mesleğe nasıl başladın? Neler yaptın? Antep'e gelinceye kadar şöyle kısa bir anlat bana. Bu mesleğe siftahinden tabii gidiyorduk, masra sardık. Ondan sonra kalp olduk. Çalıştık. Kızrahim'in oğlu falanın yanında çok çalıştım ben. Ondan sonra çıktı oradan tekrar Adana çeleğinde savunma var sattık. Sırtımızda. Çorap, kavlı o zaman hükmünde. O Yusuf Ağa vardı, bir hancı biliyor musun Adana'da? Orada çok yattı. Ne hanıydı ha? Çok yattı, Meldirin'e kaldı. Bir de ben de kaldım. Çünkü havalanını yaparken ben çok de. Çok kaldım. Oradan doldurdum şeyi. Sırfayı, kavlıyı, çorabı, çuvala götürdüm. Bir de şey, otobüsün üstüne atardım. Götürdüm bir köye. Sattığımı satarım, satmadığımı sorardım, burada nerede köy var? Nerede geç daha Sakarya'da, daha şurada derdi. Sırtımı alırdım, o 40 kilo, 100 kilo olurdu. Yederdim, o ölenin sıcağında. Sırtımdan bir yere atardım, ağacın dibine oturur, bir şarkı söylerdim. Bir de içine ağlardım. Oradan sırtımı alıp yalan geri. Hocam iyi. Esti. Ya belediyle biz bu şeyi çektik. Bu duruma tabii. Şimdi sana da söyleyeceğim. Şimdi aşağı şehirden avratlar, şimdi Devepınar'dan varmadan, Solpınar'dan mesela kayardın ortamı, avratlar ayakkabıyı çıkarır yayınlara gezerlerdi. Kadınlar ayakkabı giymezdi değil mi? Yok canım, ne ayakkabısı? Onun içerisine de biz de giyelim. Ne ayakkabısı? Bizim hanım iplüğüm öyle dürdü, ben gide şaştım boyalım diye gelirdim. Ayağında ayakkabı yok, o karda şeyde yerleşik var, liplik öyle dürdü getirir. İplüğü boya. Derin gibi boyamış, kaşını çalmış. Bir de onu böyle çevirirdiniz, neydi o sarardınız? Dolap. O ne yapıyordu o dolapla? Direzin söküyordunuz değil mi? Evet. Şimdi damların üstünde bir de böyle tavuslar önünde şey vardı, orada yıkarlardı pat bir tokaçla. Ne yıkalım? Onu mayıs sarardılardı. Onu mayıs sarardılar. O beş filan. Beş filan onu mayıs sarardılardı. Evet. Evet, sonra abi. bu çırkık ermeler vardı, çırkık, masra. Çırkık eridi, ipli eridi, götürür, pazarda satardım. Evet. Aşağı şehirde tabii bunlar. Evet. Şimdi esas iş, bu yukarı şehrin dağılmasıyla mı bu işe macera başladı? Yani, efendim, yukarı şehrin dağılmasıyla da başladı. Şimdi yukarıya göçtük. Göçtüm. Evet. Aşağı şehirde bu işleri yapıyorduk. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi yukarıya daha iyi olalım diye çıktık değil mi? Tabii herkes çıkınca. Ondan sonra ne oldu? Biz de çıktık. Baktık ki işler orada. Hasta yapıp ne etmen gerekiyor? Yok. Tezgahımız kaldı. Düzenimiz kaldı. Değerimiz kaldı. Evet. Biliyor musun kardeşim? Evet. Ondan sonra buraya aldık. Senin bir arkadaşa dedik ki yavrum vere buraya aldık. Bize bile çoraptır, kavlu şu buralarda götek balık şunu satardı çorumcumuzuna. Buraya hani burada bizim akrabalar vardı. Evet. Ondan sonra onlar biraz omuza düştüler, bize kavlu aldılar. Bilmem çorabı. Size ayak tüccarı derler, size mi o zaman? Hani dışarı giden ayak tüccarı. Ya, o zaman biz ayak tüccarı derler. Biz yine artık çerçi mi diyeyim? Dilekçilik mi diyeyim? Daha yok. Nasıl diyeyim? Şimdi çerçiler de böyle cincik boncuk satanlara derlerdi. Şimdi bu ayak tüccarıydı. Ayak tüccarıydı. Ayak tüccarıydı. Ayak tüccarıydı. Tüccar. Seyyar satıcı. Seyyar satıcı. Ayak tüccarı. Adı ne seyyar tüccar? Tabii canım. Biliyor musun? Toptancılar tüccar derler. Ondan sonra tabii buradan mal aldık, Konya gönderdik. Konya'da gittik, sattık. Oradan Akşehir, Afyon, Kütahya, Eskişehir. Ne bileyim? Bursa'da. Çıktım lan. Bayram günü. Eskişehir'de yaptım bayramı, Eskişehir'de. Allah Allah. Eskişehir'de yaptım bayramı. Niye? Diyarbakır'da 30 gün kaldı. Diyarbakır'da gittim, 9-16 gün evime gelmedi. Allah Allah. Emin ol gelmedim.
Öyle de. Pazar pazar. Kaza kaza. Serge sardım. Mal satardım. Şimdi bu ya. Mücadeleyi getirdin. Şimdi sen çocuklara soruyorum. Babanız bak bu mücadele yapmış. Bir tek iki dakikada onlardan şimdi tam yeri gelmişken sorayım. Siz şimdi ne yapmak istiyorsunuz? Babanız buraya kadar geldi. Siz bundan sonra ne yapmak istersiniz? Gönlünüzde ne var? Ya babamızın buraya kadar getirmiş olduğu şu meslek üzerinde getirmiş olduğu şeyi ilerletmek istiyoruz biz. Evet. Daha iyi bir seviyede, daha evet. iyi bir ortamda. Ha. Teknolojiye uygun, yeni teknoloji. Tabii yeni teknoloji üzerinde daha gelişmiş şeylerle yapmayı ha. düşünüyoruz ama imkanlar el verdiği nispetinde. Evet, tabii. Evet. Yani, durum böyle yani. Tabii. İmkanlar mesela şimdi halıcılık yapıyoruz. Elimizden geçse fabrikacılık yapmayı düşünürüz. Tabii. Daha fakat artık. İşte o günkü şartların, durumların ne şekil olacak onu kimse bilemez. Evet, şimdi bu göçenler bu niye göçtü belki bu Antep'e Matep'e sonra göçtünüz. Evet. Ha. Burada da mücadeleyi nasıl başlattın burada? İşte bu burada, sattıktan sonra. Bu, yani bu tezgahı nasıl kurdun? Şimdi ben dışarıda tabii artık gelirdim. Buradan mal alırdım fazla. Artık tabii dışarı evet. gittim. O sırtımla mırtımla dolaştım. Ha. Sattım baktın ya. Ki sen namuslu iş yapıyorsun. Alıştım. Antepler de böyle adamı sever. Sana mal verdiler. Antep'den bir sefer senden alıyorum ya. Öbür sefer başkasından almışsam maaş düşerdim. Ya biz sana pahamı vermiyoruz. Öğren efendim. Ya biz sen almıyorsun kardeşim ya. Ha. Allah'ın kerem etsin. Ellermiş yani o zamanda. Tabii. Ben 60, de kendim de öyleyim. Ben. 65 oldu. Allah'ın kerem etsin. Yakamdan tuttum da. Korkuyma şu borcumu ver dedirmedim şimdi. Ha. Ve kendi evlatlarıma da. Niye de besinler öyle diyor. Evet. Nadir şey için cilt çıkar. Her zaman tasvip ederim ki oğlum dürüst çalışın. Şerefli çalışın. Ha. Benim yaşım 65 oldu. Ben şükür bu zamana şerefli çalıştım. Siz ha. de şerefli çalışın. Şimdi besli olmaktan gurur duyuyorsun değil mi? Tabii. Ha. Tabii. Bak işte ben de hiçbir ihtiyacım yok. Bu işten bana dua ederlerse gururla yapıyorum yani. Tabii severek. Tabii. Ben gitmiş 10 milyon, 15 milyon. Yarın besli için milyarı değmez bir hazine oluyor bu çektiğimiz i̇nşallah, şeyler. İnşallah, ha. inşallah. Ama bunu şimdi millet zannediyor ki bu böyle bir palavra zannediyor ama bu çok mühim bir şey. Dünyada ilk defa yapan kişiyim ben. Dünyada. Ha. Evet. Çünkü gerçekten bizim kadar böyle göçebe gezen, Türkiye'yi gezen, mücadele ederek kazanan bir Türkiye'de başka bir ülke, bir kasaba yok. Var mı? Desinler. Bu layıktır bu işe. Ya. Ha. Ya, çünkü bazı de... hemşehriler bunu kaçınıyorlar. Yani böyle yani ben yazdırmıyorum böyle bir şeymiş gibi. Hayır Adana, ha? O Adana köylerinde kayfaya kordum çuvaldan malımı. Kayfenin ona sandalyeleri düzeldim. Yatardım. Benimle gece köyde keserler mi? Öldürürler mi? Herkes savcı kayfaya gitti evine gidiyor. Anladım. Buralara çattım var. Ha. Ya. Allah razı olsun. Hayır. Ha. Ya. Yani, ya. Mücadeleyle ha. Bu meydana geldik. Rabbimin keremine yerden göğe de şükürler olsun. Ha. Cenab-ı şimdi Allah bugün bize bir beslili deyince dürüst işini bilen değil mi? Tabii. Çekirdekten yetme. O iş olmazsa öbürüne. O iş olmazsa öbürüne. Mutlaka çalışmak çabasındadır. Zaten efendim. Taşı sıkar unu eder. Bizim zaten mutlaka ekmeğini pişirir. Bizim kendi memleketimizin adamı eğer ki tembel olaydı bu seviyeye katiyen gelemezdi. Ha. Açından ölürdü o derenin ha. içinde. O içindeki çıkan yukarı şehirde açından ölür vıkır vıkır öyle şey olurdu. Şükür Allah'ın kereme şükür. Gözümüz de açıktır. Ve ha. çalışmak şeyimizde. Mücadeleci insanlar. Çok mücadele, mücadelemiz çok şeydir Allah'ın kereme şükür. Kendi hemşerilerimiz. Ha. Şimdi bir de diyorum ki bak ya bu dallarda koştuk. Bizim bir eksiğimiz var. Bir de inşaatta bir teşkilat kuralım ya. Bir dalda da gidelim. Bunda da adamımız çoğaldı artık. Şimdi inşaatta da satıp ev yapıp satıyorlar. Biz de besin olarak bir şey kuralım. Dernek onun üstünden sonra da bir şirket kuralım. Alalım bir şirket. Yapı besinler yapı endüstri şirketi. Mesela sana fabrika mı lazım? Kursun. Devlet de buna yardımcı olur yani. Ev mi lazım? Kirada ev yapalım. Kiradan kurtulalım. Dükkan mı lazım? Yapalım. Bir site yapalım güzel Antep'te. Altında dükkanı olsun.
üstünde salonu olsun, düğünümüzü yapalım, gelen misafir. Üstünde de 10-15 kişilik misafirhanemiz olsun. Diyarbakır'dan, Mardin'den, Malatya'dan, Sivas'tan gelen tüccar orada otursun, yatsın, sabahleyin kalksın, kahvaltısını yapsın, aşağı insin. Güzelce malını alır, kavlusunu alır, öbüründen saman alır, öbüründen ne alır. Ondan sonra malı denklensin, ambara gönderesin. Adam çantasını alıp çekini kessin, gitsin. Gittiği yerde ne diyecek? Misafirperver ya, bu Besliler gibi misafirperver yoktur. Kardeşim gidiyorsun, yemeğini yiyorsun, yemeği var, yatağı var, tertemiz misafirhaneler var. İniyorsun malını da aşağıda alıyorsun. Şimdi deveyi yerden uçuran ot budur. Evet, tamam mı? Evet, evet. İşte ot artık insanlığa saygı duymak, güven vermek gerekiyor yani. Bu sistem. Bunun için de böyle bir teşkilat da kuralım diyoruz. Bunun zamanı geldi, geçiyor bile. Şimdi sermaye orada da var, burada da çalışıyor. Kalıcılıkta da kar. Belki o daha bundan karlı. Yapanlar kar etmese niye durur? O zaman hepsi evler durur. Değil mi? O da kar var. Tabii. Bir de folklorumuzu kurduk mu bu işin şeyi yok. Folklor da bizim bu tanıtılacak. Şimdi folklorla seni halıyı kilimi çabuk tanıtılır. Eğer TRT'ye direkt verirsen çok masraf alırlar. Reklam sınıfına girer. Ama benim Best Folklor'un filmi var deyince verirsin, bunlar da yanda yallah gider. Buna para almak. Her yerinde, dünyanın her yerinde bu folklor serbesttir. Tabii, parasız masrafını karşılarlar. Onun için. Bunda da müsvetle bir katkıda bulunur musunuz? İcab eder. Maddi manevi. İcab ederse bulunur canım. Tabii. İcab ettiği. Tabii. Evvela bir yani dernek kurup sırt sırta. Dernek de dediğim gibi böyle Kara Mehmet'in kahvesiyle gidip kağıt oynamak değil. Besillerin neler yapacağını tartışma alanı olmalı. Dernek böyle olur. Tabii. Gidip orada 51 oynayıp gökür oynama dernekte oynanmaz. Benim bildiğim dernek böyledir yani. Kültürel yönden tartışılır. Ama biz neler yapalım? Birkaç tane işsiz adamımız var. Buna nasıl iş bulalım? Fakir ailemize neler yapabiliriz? Değil evet, mi? Evet. Bunlar tartışılsın ya. Gidip ona oturuyor bir kahve. Ardından içiyor 5 tane çay, 10 tane ayran. Aynı kahve gibi çekip gidiyor. Olmaz mı öyle şey? Ben İstanbul'da gördüm. Buna karşıyım ben. Tabii. Yani böyle tabii dernek olmaz yani. Evet. Yani burada siz de gençler bunu biliyorsunuz, evet, değil mi? Evet, evet, doğru. Ha. Peki, verdiğiniz bilgiden dolayı teşekkür eder. Biz İşlerinize teşekkür ederiz. Bakın. Şu kalıbı kullanın. Sen güzelmiş ama. Değil mi? Ha. Ha bu güzel ya. Bu arkandaki de güzel. O da güzel. Ben böyle şeyli severim. Böyle şey de severim. Temraklı. Özel. Lağabınıza kimler derler? Lağabınıza kendim istiyor derler. Ha. Şimdiye kadar bu mesleğe nasıl atıldın, neler yaptın şöyle, özgeçmişi kısadan bir anlatabilir misin? Şimdiye kadar, efendim söyleyeyim, 1965 senesinde Antep'e geldik köyden. Evet. O zaman 15 yaşındaydım. Evet. Ondan sonra bir terziliğe girdik. Evet. 1979'a kadar, 69'a kadar terzilik yaptım. Evet. 71'e asker oldum 69'a, 71'e kadar, 71'de terzi oldum. Evet.
71'de tez olduktan sonra kilim imalatına başladı. 72'de kilim imalatına başladı. O zamanla belli bu işi devam etti. Kilim ve halıya döndük tekrar. Evet. Halı imalatına devam ediyor. Peki bu Besinlerle Antepler arasında bir farklılık duyuyor musun? Yani böyle bir şey oluyor mu? Yabancılık çekiyor musun burada? Burada hiçbir yabancılık çekmiyoruz. Çünkü zaten eski vilayetimiz de buraydı. Yok. Zaten fıstığımızı, fındığımızı yine burada pazarlıyorduk. Evet. Yani Adıyaman vilayet ama merkezimiz yine buradan kopma. Antepler aramız çoğu iyi yani. Çünkü neden? Zaten Malatya'da vilayet oldu, yine gitmedik. Yine Antep dişimiz. Evet. Değil mi? Tabii. Adıyaman vilayet oldu, yine. Çünkü aynı milletiz biz. Eyle. Aslında kökende beraberiz. Evet. Aynı Besin ırkıyla bunlar aynı. Birbirimize çok saygı ve sevgi gösteriyoruz. Hayır, zaten aynı millet. Tabii. Ha. Şimdi şöyle diyeyim. Sen de duymuştursun. Bu Besinler, bu atılganlığı, bak sen köydeysin. Bu evet. Atılganlığı, cesareti nasıl aldın şöyle kendini? Yani bir tavsiye neden oldu, sen dedin ya ben bu Besinler hemşerilerine güvenip böyle bir şeye sanat olarak yani girişimin neden oldu yani? Hayır, hizmet meselesi. O zaman işte arkadaşlar yapıyorlardı. Biz de aynı bu işe karar verdik, girdik. Bence o anla belli. Yani başarılıyı devam ediyor. Hep yadırlık çekmeden devam ettiniz. Yok, demek ki bu Besin halkı kabiliyetli değil. Evet. Dışarılarda çok kaldık. Kayserilerde falan 10 sene ticaret yaptık. Burada da yeni imalat devam ediyor. Yani 5 lira olmaktan gurur duyuyor musun? Duyuyor tabii. Ne gurur duyuyor. Çünkü 5 lira çiğ iş yapmaz. Hayır. Yaptığı işi dürüst yapar, dürüst. Namuslu yapar. Dürüst. Herkes de kendini sevdirir. Dürüst. Diliyle, kültürüyle, evet. Sanatıyla. 5 insanları hürmetkardır. Besin evet. Bizim töremiz de öyle. Birbirine çok saygılı ve sevgilidir. Tabii. Çok saygılı birbirine. Evet. İkincisi seven de. Sayar. Evet, diyoruz ki şimdi burada bir eksiğimiz var. Benim görüşüme göre. Birçoğu kirada oturuyor. Evet. Ya bir de bu dalda bir şirket kuralım diyorum ben. Limited İnşaat Limited şirketi kuralım. Bu da bir sermaye, bu da bir karlı sermaye. Evet, tabii. Bu kadar müteahhitler ev yapıyor, satıyor. Evet. Kar etmezse niye iflas eder? Kar ediyor. Ha. Bunda da bir atılım gösterelim ya. Besliler bunda daha çok geniş kapsam. Evet, mesela Uşak'ta fabrika kuracaklar. Yer değişecek şimdi. Gitsin orada fabrika yapsın. Evet. Bu yatırımı da burada yapalım. Çünkü artık elemanımız var. Eskiden mühendisimiz yoktu, kültürlü adamımız yoktu, çok herhangi var. Bir şey. Şimdi evet. Hepsi var. Var. Doktoru, mühendisi, elektrik mühendisi, her türlü evet. Eleman var. Çünkü hepsi bu hazinede toplandı yani. Öyle. Ben bunda hep toplanmış. Ne istersen ben hemen filmi koyacağım, adam karşında konuşacak. Senin dilediğin gibi, o da senin gibi Besinlere gurur duyuyor. Besinlere iş yapmaktan gurur duyuyorum bilmesin. Evet abi. Ha. Bir de bu anda güzel bir site yapalım. Altı dükkan, üstü salon. Daha üstünde de güzel bir misafirhane yapalım. Evet. Mesela kalkmış adam Van'dan gelmiş, Muş'tan gelmiş, Diyarbakır'dan gelmiş, Sivas'tan gelmiş. Bu tüccar burada bavulunu koysun, misafir odamızda, misafirhanede böyle ağırlansın, yesin, içsin, kebabını etmen, sabahleyin kalksın, tıraşın olsun, aşağı insin, senden hal alsın, öbüründen battaniye alsın, öbüründen peluş alsın, öbüründen kilim alsın, çekini kessin, çantasını alsın, nakliyesini, her şeyi hazırlansın, adam gittiği zaman malı arkasından gitsin. Her türlü teşkilatı kuralım diyoruz. Evet. Tamam mı? Şimdi adam gittiği yerde ne diyecek? Ya bu Besinler kadar misafirperver yok kardeşim. Gidiyorsun, yemeğini yiyorsun. Ondan sonra yatıyorsun tertemiz. Otel parası yok. Evet. Yemek parası yok. Duşunu yapıyorsun, iniyorsun aşağı, malını alıyorsun, çekini kesiyorsun. Ambara malını gönderiyorlar. Her gelin atmanı. Şimdi o adam ne diyecek ya, ulan böyle millet var mıymış ya Türkiye'de? Yok çünkü. Artık bundan sonra böyle yapacağız. Tamam mı? Bu evet. Nedir? Artık çağa ayak. İnsanlara bir şeyler vermek gerekiyor. Bunun zamanı bu. Senin menfaatin. Oradan adam seni 10 tane adam yapar, 10 milyon mal alır. Evet. Yesin ya 100 bin lira. Onların yiyeceği 100 bin lira. Bunun mu? Değil mi? Öyle. Ha.
Ama prensipte 10 milyon alacak. Çocuğu sen git ya. Bu gibi şeylere de diyoruz ki artık dernek kuralım. Her yerde buna katkıda bulunalım. Bir şirket kuralım. Sermayeyi burada da konuşturalım. Mesela sen verirsin 5 milyon, öbürü verir 2 milyon, öbürü verir 1 milyon. Yakında bakarsın 1 milyar para. Şu gün şu Antep'ten aşağı 500 de kira 1 milyon aylık veren var. Vay. 100 kişi kabul et. 100 milyon eder. Ha? 100 milyon. Böyle uşağı hesap et 100 orada. Uşak'ta 90 biliyorsun böyle şey kirası veriyor. Fabrika verenler de var. Şöyle böyle 200 milyona yakın da orada veriyorlar. Evet. Etti 300 milyon. İstanbul'u var bilmem neyi var 500 milyon. 500 milyonu biz sokağa atıyoruz. Niye mülk sahibi olmayalım? Mülk sahibi olup kendimize bir güven duymayalım. Ha? Evet abi. Ha? Niye yolla bakalım ki ya şeyci gelecek, kiracı gelecek. Aha bugün bu olacak. Dükkanın istersen açarsın, istersen yaparsın. Bir güven verir. Ev insana güven verir. Yuva ya. Bir kuşun yuvası olmasa ne yapar? Tedirgin olur. Bir de folklor kuralım diyoruz. Güzel. Besin havasını, besin türküsünü çalsın, söylesin. İstanbul'a gitsin, besinleri eğlendirsin. Sokağa atılan parayı bu gençlerimize gelsin. Artık bırakalım bu dert bu havalar. Ha, derneğe hem bizi tanıtsın. Bu dokuduğumuz malları bütün Türkiye'nin halk evlerine ben film yapacağım, göstereceğim. Bu ama folklorla bunu yaptığı zaman her yerde Besli'nin malını tergileyecekler. Tamam. Çünkü folkloru görünce bunları da görecek. Bizim folklorumuz var. Filmle izleteceğiz. Devlette randevu alacağız. Ankara'da 23 Nisan var. Katılacağız. Evet. Ha. Filmle göstereceğiz. Ama bugün böyle sivri oturmayla artık bunların devri kapanıyor. Artık bu da bir silahtır yani. Bir nevi ulaşımdır. Bize en büyük reklam, en büyük bir şey sağlayan bir bugün dünyanın her yerinde futbolla şey. Böyle bir şey de siz de maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Yani bütün fikirle alıyoruz yani. Bulunur. Şimdi böyle bir şey halka sorup yaparsak hepimiz sahip çıkarız. Nerede bulunur? Derneğimize sahip çıkarız. Nerede bulunmayalım? Bulunur. Şimdi derneğe de vurunca dernekte çay kahve içilsin ama kağıt kürek ben bunları yanlış görüyorum. Dernek kurulan şimdi işte biz de bu konularda diyoruz. Yani artık